Merhabalar arkadaşlar bugün kümelerin ikinci kısmı olan kümelerde işlemlerle sizlerle birlikteyiz hiç vakit kaybetmeden hemen başlayalım kesişim işlemiyle hemen başlıyoruz A ve B kümelerindeki ortak elemanların ortak elemanların oluşturduğu kümeye kesişim A kesişim A kesişim, A kesişim B denir. Bu nasıl gösterilir arkadaşlar? A ters U B şeklinde gösterilir. A ters U A kesişim B şeklinde gösterilir. Hemen burada Venn şemasında nasıl oluyor bu işlem? Onu bir görelim. Hemen ikisinde de ortak elemanları alacağıma göre A kümen burası B kümen burası olduğuna göre ikisinin de ortağı neresi arkadaşım? Tabii ki de burası. O zaman bu kısma ben ne diyorum? A kesişim B diyorum. Ve burada önemli bir kısım var arkadaşlar. Biz kümelerin başında görmüştük. Ortak özellik yöntemiyle gösterim vardı. A kesişim B'yi. O zaman bir yazmaya çalışalım. X öyle ki X bir eleman burada. X öyle ki X A'nın elemanı ve B'nin elemanı. Yani V bağlacını mantıktan da hatırlıyoruz. İkisinin de aynı anda elemanı olanlara ben ne diyeceğim? A kesişim B diyeceğim diyorum. Ve hızlıca burayı geçiyorum. A ve B kümelerinin ortak elemanı yok ise A ve B kümelerine ne diyorum? Ayrık ayrık kümeler denir. Peki bu kümeler ayrıksa, yani bunların hiçbir ortak elemanı yoksa birbirlerinden ayrıldılar. O zaman ben bu şekilde olursa bunların hiçbir ortak elemanı yoksa A kesişim B'ye ne diyeceğim arkadaşım? Tabii ki de boş küme diyeceğim. Hiçbir ortak elemanın olmadığı için Şimdi biraz önce gördük. Kümeler iç içe geçebilirdi. Ve ikisi ayrı olabilirdi. Peki üçüncü bir durum daha var. Bunlar aklında kalsın. Üçüncü durumumuz ne? İki kümenin birbiriyle ilişkisi olan üçüncü durum. A alt kümesidir B'nin. Ya da B kapsar A'yı. A alt kümesi B ise yani bu V şemasında gösterdiğimiz gibi altında kalansa B bunun tamamı A'da içindeki bir kısım. İkisi de ortak olan nedir? Tabii ki de A'nın tamamı bunların ortağıdır. O zaman A kesişim B'ye ne diyorum arkadaşım? A kesişim B'ye A kümesinin tamamı diyorum ve bu kısmı da geçiyorum. Hemen bir ısınmayla hızlıca olayı noktalayalım. Burada hemen bakıyorum. Bana sorduğu A, B, C, D'yi vermiş. Bana sorduğu da A kesişim B. A kesişim B ikisinin de ortak elemanlarına bakıyorum. A'da 1 var. B'de de 1 var. O zaman Hemen şu süslü parantezimi yaptım. 1'i koydum. 3 var, B'de yok. 5 var, B'de yok. 7 var. Evet, 7 de B'de var. 9 var, 8 var. Hayır dedim. 2 tane kesişim elemanı varmış. Bitti. İkisini de böyle gösterdim. Yazdım, geçtim. Peki A kesişim C. A kümesi, C kümesi. C az elemanlı olduğu için buna göre yapalım. 2 var, A'da yok. 4 var, A'da yok. 6 var. A'da yok. 8 var. A'da yok. O zaman bunların hiçbir kesişimi yoksa ben bunlara ne diyorum? Boş küme. Boş küme ise o zaman ben aklımda biraz önce söylemiştim. A ve C ayrık kümelerdir. Ayrık kümeler diyorum. Ayrık kümelerse kesişimleri boş küme, kesişimleri boş küme ise ayrık kümelerdir dedim. Peki D'ye karşılaştırdım. Az elemanlı olan kim? D. O zaman D'ye göre baksam daha iyi olur. D'de 1 var. A'da 1 var. Tamam. O zaman 1. 7 var. A'da da 7 var. 7. A'da 9 var. Özür dilerim. D'de 9 var. A'da da 9 var. O zaman 9'u da yazdım. Bir şey fark ettim. A kesişimde D'nin aynısı. Zaten biz ne demiştik arkadaşlar? A özür dilerim. D alt küme ise A'nın D alt küme A'nın bunun cevabı ne olacaktı? A kesişim D. O zaman altta kalan küme kimse o olacaktı demiştim. Zaten burada da canlı örneğini gördüm. Isınmayı hallettim. Geçtim. Kesişimin özellikleri. Bu özellikleri bilirsek bize fayda sağlar. Hemen bakalım. A kesişim A. A'nın elemanları. Başka bir A ile ortak ne kadar elemanı vardır? Tabii ki de alayı ortaktır dedim. Buna ne diyormuşuz? Tek kuvvet. Peki arkadaşlar tek kuvveti ben bir yerde dağıtılıyorum. Nerede? Mantık konusunda V ile veyada da tek kuvvet vardı dedim. Geçtim. Birazdan buna değineceğiz bir daha. A kesişim B. Değişme özelliği neydi? B kesişim A olursa Buna da değişme özelliği A kesişim B, B kesişim A. Hiçbir fark yoktur. Yine ikisinin ortağını alacağım için hiçbir sorun olmaz. Peki birleşme özelliği neydi? Yine mantıktan çok iyi hatırlıyorum. Aynı ile aynı işlemi yaptığım yerde, aynı işlemi yaptığım yerde biz parantezin yerini değiştirebiliyorduk. Nasıl? Başa alabiliyordum. Çünkü buna da birleşme özel diyordum. Ya da parantezi hiç kullanmasam da olur. Mantıkta nasıl kullandığımızı hatırlıyoruz. Burada da gerekli yerlerde hemen parantezleri değişmeyi yaparım. Peki A kesişim boş küme. Kesişim neydi? Kesişim iki elemanın ortaklarıydı. Boş kümede arkadaşım eleman mı var? Hiçbir eleman yok zaten. O zaman nedir bunların kesişimi? Boş kümedir dedim. Hemen bir tane daha özellik. En güzel özelliklerden biri. Bunun üzerinde biraz önce de çok durdum. A kesişim B. A ise o zaman demek ki A alt kümesidir B'nin. A alt kümesi ise B'nin. Demek ki B A'yı içine almış. O zaman kesişimleri de A'dır dedim. Bunlar birbirlerini tamamlıyorlar. Peki evrensel küme içindeki bütün elemanları kapsıyor muydu? Evet A alt kümesi miydi E'nin? O zaman bu özelliğe geldim mi yine? Geldim. Evrenselin alt kümesi A olduğuna göre o zaman nedir bunların kesişimi de? A'dır dedim. E'nin evrensel olduğunu zaten bir önceki derslerden biliyorum. Geçtim. Birleşim işlemine geldim. İkinci işlemin birleşim işlemi arkadaşlar. Burada A ve B kümelerinin tüm elemanlarını oluşturduğu kümeye A birleşim B denir. A birleşim B denir. Biraz önce kesişim neydi? Ters uydu. Bu neyle gösteriliyor? Düz U ile gösteriliyor. A birleşim B ile gösterilir dedim. Hemen burada bakalım. A kümesi neydi? Hemen şuradan yeşille devam etmek istiyorum. A kümesi neydi? Burasıydı. Peki B kümesi neydi? B kümesi de burasıydı. Bütün elemanları aynı anda alırsam gördüğün gibi bu şeklin tamamına o zaman ben ne diyorum bu şeklin tamamına A birleşim B diyorum. Buranın tamamı A birleşim B oldu. Peki buradan herhangi bir herhangi bir eleman seçsem o elemanı ben ortak özellik yöntemiyle şöyle diyebilir miyim? X öyle ki hem A'nın veya B'nin elemanıdır. A'nın veya B'nin elemanıdır. Yani A'nın olabilir, B'nin olabilir ya da ikisinin aynı anda elemanı olabilir diyorum. Bu veya'yı da yine mantık konusundan çok iyi hatırlıyorum. Sanki kümelere de uyarlanmış şekilde gibi dedim geçtim. Isınmadayız arkadaşlar. A, B, C kümeleri verilmiş. Bize hepsinin birleşimini soruyor. Peki tek rakamları hemen bir düşünelim. 1, 3, 5, 7, 9. B kümesinde de bunlar var ve C kümesinde de ortak özellik yöntemiyle bir şey söylemiş. Bir şeyin karesi ilk söyle ki bir şeyin karesi sıfırdan küçük eşit ve reel sayılar. Peki arkadaşlar sıfırdan küçük hiçbir sayı var mıydı reellerde karesi olan? Öyle bir sayı yoktu. O zaman küçük yok. Peki eşitlik var mı? Evet var. O da nedir? Sıfırın karesi sıfır olduğu için C kümesi kümesinde neymiş? sadece içinde sıfırı barındıran bir kümeymiş. A kümemizde burada B kümesi zaten verilmiş. Hemen ne yapacağım? Birleşim ne demekti? Bütün elemanları yazmak demekti. O zaman başlayalım. 1'i yazdım, 3'ü yazdım, 5'i yazdım, 7'yi yazdım, 9'u yazdım. A kümesi tamam. Peki B'yi ekleyeceğim. B'yi ekledim. 2 var mıydı? Yoktu. 4 var mıydı? Yoktu. 5 var mıydı? Vardı. Yazmıyorum. 6 var mıydı? Yoktu. Yazıyorum. 7 var mıydı? Vardı. Atladım. B kümesi de tamam. C'yi birleştirelim şimdi. C'de de 0 vardı. Birleştirdim. Bitti. Bu toplulukları da bir şey, bir şey biz hemen bir eleman sayısı şeklinde gösterelim. Eleman sayısı tek A'nın elemanı diyorduk ama bunların da tamamının elemanlarını da böyle esle gösterebilirim. Hemen bunu saydım. 3 6 9 tane elemanı vardır dedim. Isındık artık olaya. Birleşimin özelliklerine geçelim. Biraz önce kesişimin özelliklerini gördük. Birleşimin özellikleri de kendi içinde hemen bakalım yine tek kuvvet veya mantık konusunda veya'ya benzetmiştik. O zaman burada da A birleşim A A'nın bütün elemanlarıyla A'nın bütün elemanları bileşirse tabii ki tek bir kere yazacağım için bunları o zaman yine A kümesidir diyorum. Peki A ile B'nin birleşimi bütün elemanları yazdım. Tam tersi A bir B birleşim A yapsam yer değiştirsem bir şey fark eder mi? Hiçbir şey fark etmez arkadaşlar. Üçüncü özelliğe bakıyorum. Yine burada bir parantez işlemi var. Birleşme yapıyorduk. Birleşme neredeydi? aynı işlemler üzerinde olurdu. Peki buradaki işlemim ne? Birleşme. Buradaki ne? Birleşme. O zaman hemen yapıştırdım. Gitti. Bu da bitti. Peki buna bakalım. A birleşim boş küme. A kümesinin bütün elemanlarını yazdım tek tek. Boş kümeden hangi eleman gelecek? Boş küme boştur arkadaşım. Hangi eleman gelecek? Hiçbir eleman gelemeyeceği için o zaman yine birleşimleri sadece A olacak dedim. Peki A birleşim B. B kümesi ise düşünüyor musunuz? A'yı yazdım. Bütün elemanları yazdım. B'yi ekliyorum ve B A'daki elemanları da kapatmış. Yani hepsini içine almış. Demek ki A birleşim B'de birleşim sonucum B ise o zaman A alt kümesidir. B'nin dedim. Çünkü neden? Düşünsene arkadaşım. Burası B. Burası A. O zaman ben B'nin bütün elemanlarını yazdım. Birleşim A'yı yazacağım. E A'yı yazarken zaten yazmama gerek yok ki. Hepsi zaten B'den dolayı yazılmıştı. O zaman demek ki A birleşim B'nin cevabı B ise A alt kümesidir. B'nin dedim geçtim. Peki evrensel biraz önce de söylemiştim. Her şeyin her şeyi kapsar mıydı? Yani her küme alt kümesi miydi? Evet burada da alt küme olduğuna göre birleşimim o zaman ne olacak? Evrensel olacak dedim. Birleşimin özelliklerini attım gitti. Hemen bakıyorum ortak bilgi. Arkadaşlar sakin olalım birazcık yavaş. Kesişimi yaptık. Birleşimi yaptık. Ayrı ayrı özelliklerine baktım. Şimdi de ortak bir bilgi var burada. Peki ortak bilgimiz neymiş? Burada bir kesişim işlemi var. Burada bir birleşim işlemi var. Peki mantık konusunda V veya'ya dağılıyordu. Veya da V'ye dağılabiliyordu. Bu kum sanki çok birbirine benziyor. O zaman bunlar da birbirine dağılsın. Nasıl demiştik orada? Bunu kesiyorsun. Hemen kopyalayıp yapıştırıyorsun. Kime? B'ye. Tamam. Bunu hallettim. Kestim bir daha. Hemen yine yapıştırdım. Kime? C'ye yapıştırdım. Peki aradaki işlem neydi? Birleşim dedim. Peki birleşimi dağıtalım. Uzatmayalım hemen. Birleşim. A birleşimi kestim. Kopyaladım. Hemen kime yapıştırdım? B'ye. Hemen bir daha A'nın birleşimini kestim. Kopyaladım. Yapıştırdım. Kime? A birleşimi C'ye yapıştırdım. Aradaki işlemimizde kesişimde yaptım. Bitti. Şimdi arkadaşlar bu kısımda size bir şey söylemek istiyorum. Bunu ben her zaman söylüyorum. Matematikteki en önemli kural işlemleri düzgün yazmaktır. Bunu yazarsan matematiği çözersin, yaparsın. Ama matematikte ben süper olacağım, profesör olacağım. TYT'de, AYT'de 40'ta 40 yapacağım diyorsan bir şeyin düzden yazılışını bilmeyeceksin. Tersten okunuşunu bileceksin. Tersten de sen bu kalıbı gördüğünde buna döndürebiliyorsan o zaman sen matematikte çok iyisindir. İnan fullleyeceksindir. O yüzden bunlara tersten okunuşlarına da dikkat edelim dedim geçtim. Peki arkadaşlar biz birleşimin eleman sayısını şöyle yazabilir miyiz? Şimdi iki küme düşünelim. A'yı B'yi gördüm. Peki burada ben A kümesini yazsam. A kümesini yazsam. A'nın elemanları S A. A kümesinin bütün elemanlarını aldım. Sonra B kümesinin bütün elemanlarını alayım. B kümesinin de bütün elemanlarını aldım. Eleman sayısını aldım. Ama ben burada burayı iki kere yazmadım mı? Yazdım. O zaman ne yapacağım? S. Bu, bu kısım neydi? Bu kısım A kesişim B'ydi. O zaman burada da A kesişim B'yi çıkartırsam bunu bulurum dedim. Bu işte benim için ultra mega önemli. Ultra mega önemli. Çünkü çoğu soru buradan kopacak arkadaşım. Dedikten sonra burada bunun nereden geldiğini anlattım. Ama size bunun nereden geldiğini anlatmakla vakit kaybettirmek istemiyorum. Yaptığımız şey buna çok benziyor. İşlemleri sırasıyla yapalım. Biraz uzun, sakin ol, sadece dinle. A'yı yazdım. Artı B'yi yazdım. Artı C'yi yazdım. Bunlar tamam. Şimdi burada ikisini birlikte çıkarmıştım. Bu sefer bu üçünün ikililerini çıkartacağım. A kesişim B çıktı. Eksi A kesişim C çıktı eksi ne kaldı geriye? B kesişim C çıktı. Biraz önce buradaki burayı iki kere yazdığım gibi bu sefer de bu işlemleri, çıkarmaları yaptığımda bunların üçünün aynı anda kesişimini çıkarttığım için bak orayı göstermedim. Yine söylüyorum, hızlı geçiyorum oraları anlatmadan. Hemen burada ne yapacağım? A kesişim B kesişim C'yi toplayacağım. Arkadaşlar bu formül Böyle çok uzun olduğuna bakma, hepsini tekli topluyorsun, hepsini çiftli çıkartıyorsun, bir de üçlü yine topluyorsun dedim. Bunu formül olarak bilsek bizim çok işimize yarar. Neden? Kızın kafeyi de götürdük orada olsun. Ne yaptık burada? Bunu formül olarak bilsek bizim işimize yarar. Sorular zaten inanın bu formüle göre çıkacak dedim. Geçtim. Hemen bakıyorum soruma. A birleşim B'ye verildi. B birleşim C verildi. O birleşim B'ler ortak. Burada bir action olacak şimdi. O zaman hemen bakalım sorumuza. A B birleşim A kesişim C. Bununla bu farklı işlemler mi? Evet o zaman dağılma var mı arkadaşım? Var. Hemen kes kopyala yapıştıra geçelim. B birleşim A yaptım. Hemen bunu yaptım. Şimdi sıra bunda. Hemen kopyaladım. Yapıştırdım. B birleşim C. Aradaki işlemim neydi? Kesişimdi. Peki, peki, peki. A birleşim B. B birleşim A. Bunlar neydi? Birbirinin aynısıydı. Neden? Çünkü kesişmede de birleşmede de yer değişme özelliği vardı. Şimdi bana ne diyor? Şu küme ile tamam bu kümenin kesişimlerini soruyormuş aslında. Burada bana soruda gözükmeyen kısmı soruyor gibi geldi ama açılımı mı yaptığımda hemen ne gördüm? Aslında bunlar bunları veriyormuş bana. Hemen kesimlerini sorduğu için bakıyorum A'lar ortak. Tamam A var. Bakıyorum B yok burada. C var. C'ler ortak. E var. E'ler ortak. F var. F'ler ortak dedik. A'lar C'ler E'ler, F'ler ortak dedim. Buna da noktayı koydum. Antrenmanımı yaptım. Artık yazılıya hazırım. Arkadaşlar yazılı sorusunda bu sorular çok kullanılacaktır. Canım öğretmenim bana böyle bir soru kesin hazırlayacak diye düşünüyorum. Buna dikkat edelim. Bunu mantık konusunda da biraz anlatmıştık. Yine söyleyelim. Bir tane A'nın eleman sayısı B'nin eleman sayısının iki katıymış. Bak 2 çarpı iki katı bunun da 3 katıymış. O zaman buradaki A öyle bir şey ki hem 2'nin katı hem 3'ünün katı. 2'nin ve 3'ünün katı nedir? 6'dır. O zaman ben buna 6k diyebilirim. Peki 2 ile neyi çarparsam 6k olur? 3k diyebilirim. Ve de burada 3 ile neyi çarparsam 6k olur? Buna da 2k diyebilirim. Yine bunu uzun uzadıya anlattım. Mantıkta söylemiştim ama olsun. Buna iyi alışalım artık dedikten sonra artık ben bu dakikadan sonra hemen Venn şeması çizmem lazım. Venn şemamı çiziyorum arkadaşlar. Şöyle bir A kümesi, şöyle bir B kümesi var. Burası A, burası B. Şimdi size bu soruların tiyosunu söylüyorum arkadaşlar. İlk önce her zaman kesişimi yazacaksın. İlk önce her zaman kesişimi yazacaksın. Kesişimim ne? 2K. Neden hocam? Bak burada ne diyor? B'nin eleman sayısı 3K diyor. E burası B'nin içinde değil mi? Bak burası B'nin içinde değil mi? E burada 2K var. E B'nin tamamı 3K'ydı. O zaman buraya ne kalıyor? Sadece K kalıyor. Peki aynasının tıpkısının benzerini bunun için yaparsam ne olacak? Hemen buraya bakıyorum. A kümesi 6K'ydı. İkisi burada o zaman buraya 4K kaldı. Burada anlatmak istediği buymuş. Ve nereden başladım kesişimden dedikten sonra bana şimdi verilene bakıyorum. A kesişim B. Neydi A kesişim B? Burası 2K'ydı. A birleşim B. A birleşim B alayıydı. 4K, 2 daha 6K, 1 daha 7K oldu. Toplamı da 18'miş. Peki 7, 7, 7 2 daha 9K oldu. 9K 18 ise her iki tarafı 9 ile sadeleştirirsem K eşittir. 2 diye geldi elime. K'yı buldum. Bunların hepsini tek tek söyleyebilirim. Bak S'a neymiş? 6 kere 2'den 12'ymiş. Artı S'b neymiş? 3 kere 2'den 6'ymış. E, kesişim neymiş? 2 kere 2'den 4'müş. Peki ben bunları böyle yazdığımda Sonucu ne bulacağım? 12, 6 daha 18, 4 çıktı. Cevabım 14'tür diyeceğim. Yalnız arkadaşlar ben size ne dedim biraz önce? Matematikte en önemli kurallardan biri tersten okumaydı. Bu görsel bana neyi hatırlatıyor? Bu görsel bana neyi hatırlatıyor? S A birleşim B'yi hatırlatıyor. Peki A birleşim B neydi? 4K, 2K, K'dan dolayı 7K'ydı. Peki K 2 miydi? 2 idi. O zaman cevabım 14 mü? 14. Matematikte tersten okumak sana full yaptırır. Unutma dedim. Geçtim. Aman Allah'ım. Zoru. Şimdi ne yapacağız? Tabii ki yapacağımız şeyler okuyacağız. Matematiksel yazacağız. Hemen yazalım. A kümesi X öyle ki 50'den küçük. Bunu zaten biliyoruz artık çift demekti bak çift demekti. Ama nereden başlayacağız? Pozitiflerden başlayacağım. 1 koydum mu 2 oluyor. 2 koydum mu 4 oluyor. Bu bize çifti çifti anlatıyordu. 50'den küçük çiftleri soruyor. O zaman başlayalım. 2 var, 4 var, 6 var. nokta nokta nokta. En son çiftim ne? 50'den önceki 48. 50 var mı? Yok. Geçtim. Aynısının tıpkısı burada da var. M neymiş? Pozitifmiş. 3M diyor. X o zaman ne olacak? 3'ün katları olacak. O zaman ben M'yi de şöyle yazabilir miyim? 10'dan büyük 42'den küçük. 10'dan büyük kim var? 12. 12'den sonra 15. Nokta nokta nokta. Ve burada da ne olacak? 42'den önce 42 bu arada 3'e tam bölünür. 4, 2 daha 6. 3'e tam bölünüyor. O zaman ne diyorum? Bir öncesi 39 var. O zaman bu benim B kümenmiş. O zaman bu benim A kümemmiş dedim. Şimdi arkadaşlar bize soruda neyi soruyor? Soruda sorduğu şey şu. A birleşim B'yi soruyor. A birleşim B nedir? Hemen yazayım. A birleşim B'nin açılımı şöyleydi. S A artı S eksi ikili kesişimdi. A kesişim B idi. Peki S nasıl bulacağım? S nasıl bulacağım? 2'den 24'e kadar. Arkadaşlar bunu diğer videolarda anlatmıştık ama kaçıranlar vardır, unutanlar vardır. Lütfen bunu kırmızı defterimize yazalım. Kırmızı defterimize bunu yazalım. Çok önemli. Terim sayısı terim sayısı eşittir. Nedir? Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı bir. İşte arkadaşlar bu hayat kurtarır. Çok önemli bir mevzu. Her soruda karşıma gelir. Dikkat etmem lazım. O zaman hemen ben burada şunu bir yapayım. Son terimim neydi? 48. İlk terimim neydi? 2. Bölü artış miktarı ikişer ikişer. Artı 1. O zaman ne oldu? 48. 46. 2'ye böldüm. 23. 1 topladım. 24. Bu ne oldu? A'nın eleman sayısı oldu. 24'ü yazdım. Artı. B'nin eleman sayısı son terim 39. İlk terim 12. Bölü artış miktarı 3'er 3'er yazdım. Artı 1. 39. 12 çıktı. 27. 3'e böldüm. 9. Bir daha 10. Bunu da yazdım. Bu da B kümesinin eleman sayısı. Hatta bunları düzgün güzel yazsak ya. Karman çorman yazıyoruz böyle. O zaman burası ne oldu? Burası da 10 oldu. Haydi bunu ne yapacağız peki? Bunlar burada yazıyordu. Bulduk. Ama burada bana diyor ki A kesişim B nedir? A kesişim B nedir? Peki bir şey söyleyeceğim. Bu kesişim ne demekti? İkisinin ortağı mı demekti? Yani öyle bir eleman var ki hem ikiye hem 3'e bölünüyor. Bir önceki sorularda da buna benzer bir şey yapmıştık. Hem ikiye hem 3'e bölünen sayılar nedir? 6 nedir? Yani altının katları. Peki nerede olacak bu altının katları? Kodları değil tabi. Altının katları nerede olacak? Bunların ortaklarında olacak. Hemen bir düşünelim. Bunların ortakları nereden başlıyor? Burada 12 var mı? Var. Burada 12 var mı? Var. O zaman benim sayım 12'den başlayacak. Burada en son 48 ama bunda 48 yok. Bunda en son 39 var. 6'nın katı olan 39'dan önceki sayım nedir benim? 36. Çok güzel. Söyleyenler var. Kulağım çınladı burada. Duydum sanki. 36. 39'dan bir önceki 36. 48'den öncekileri saymıyorum. Ortaklara bakıyorum arkadaşlar. O zaman ne oldu? Bunlarda nasıl gidiyor? Altışar altışar artarak gidiyor. O zaman ben de S A kesişim B'ye şöyle bir şey söyleyebilir miyim? 36 eksi 12 bölü artış miktarı 6. 36'dan 12 çıktı. 24 6'ya böldüm. 4 1 ekledim. 5. O zaman bunların kesişimi de 5 mi? Evet. O zaman kesişimlerinde 5'i de çıkartırım. 24 artı 10 34. 5 çıkartırsam 29 oldu diyorum. Şu kısmı iyi anla arkadaşım. Bunu bu sene boyunca çok söyleyeceğim. Kırmızı defteri bunu kırmızı defterine yaz. Çünkü 4 sene boyunca hatta ve hatta belki de sonrasında da hayat kurtaracak bir şey bu aklından çıkmasın diyorum ve geçiyorum. Model sorumuz var arkadaşlar. Bu nasıl bir model hocam? Şöyle bir model. Biz zaten böyle üç kümenin birleşimini söylemiştik arkadaşlar. Ne vardı orada? Ben hemen üç tane bunları topluyordum. Kendilerini kimleri çıkartıyordum? Yer olmadığı için şöyle yazayım. Kimleri çıkartıyordum? İkililerini A kesişim B eksi A kesişim C eksi B kesişim C'yi çıkartıyordum. Ama bir de en sonuna da bunların üçlüsünü bunların üçlü kesişimini de topluyordum dedim. Bak arkadaşım bu neydi? formüldü. Sadece bunu formülden yapardın. Nereden geldi, nasıl olduğu çok önemli değil. Sana hep böyle sorular verecekler. Hep böyle şeyler verecekler. Sen bu arada bunları yerleştirmece sadece. Bakıyorum A, B, C toplamı kaçmış? 33. O zaman şurada bir artı 33 geldi mi şunlardan? Geldi. Peki ikili ikili bunların toplamı 13 müymüş? Ama burada hepsinin çıkarımı var. O zaman ben burayı bir eksiyle çarparım. Eksi bu. Eksi bu. Eksi bu. Burası da eksi olacak. O zaman ne oldu? Buradan da benim elime eksi 13 geldi mi? Geldi. Peki üçlüleri ne olacaktı? Toplama. Buradan da artı 3 geldi mi? Geldi. 33'ten 13 çıktı. 20. 3 daha 23 oldu. Soruda görüyorsun. 33, 13, 3, 23. Sayısal lotoyu tutturdum. Daha dahil olsun. Geçtik. Kümenin tümleyeni. Arkadaşlar üçüncü işlemimiz kümenin tümleyeni. Hemen bakalım. A kümesi de olmayıp evrensel kümesinde bulunan elemanların oluşturduğu kümeye A'nın tümleyeni denir. A'nın tümleyeni denir. A'nın tümleyeni nasıl gösterilir? A'nın dışında her şey. A'nın dışında her şey A'nın tümleyeni bu kesme işaretiyle gösterilir. Peki bunu hatırlıyor muyuz bir yerden? Sanki bir mantıktaki bir tane önermenin değili gibi değil mi? Evet, değili gibi. O zaman burada ne var diyorum? Değilini değili gibi burada da tümleyen var arkadaşlar. Peki bu ne demek hocam? Bir daha anlatır mısın? A kümesinde olmayıp A kümesinde olmayacak. Yani burası yok. Nerede olacak? Evrenselde olacak. O zaman ben bu yeşille gösterdiğim kısmına ne diyorum? A'nın tümleyeni diyorum. Peki burada tümleyeni nasıl yapacağız? Ben şöyle yapıyorum arkadaşlar. Kimin tümleyeni istiyor? A'nın. A'yı kapatıyorum. Dışarıda gördüğüm her şey tümleyenidir. Peki biz bunu yine ortak özellik yöntemine göstersek. Şuradan bir eleman seçsem. Seçtim. X öyle ki. X evrenselin elemanı tamam. Ve aynı zamanda A'nın elemanı değil. İşte biz buna da ne diyoruz? A'nın tümleyeni dedik. Tümleyenin özelliklerine bakalım. Ne diyor? A ile A'nın tümleyeni ya arkadaşım A A. A'nın tümleyeni dışı. Biri kendisi biri dışı. Kesişimi hiç olur mu? Olmaz. Peki A var. Tamam. Bir de dışı var. Tamam. A şurası. Dışı neresi? Burası. A ile dışını birleştirirsem ne oldu? Bu küme evrenseldi. Birleşim evrensel oldu. Peki A'nın eleman sayısıyla tümleyenin eleman sayısını toplarsam bu ne oldu? Evrensel'in eleman sayısı oldu. Bunlar sanki birbirini tamamlıyormuş gibi arkadaşlar. Evrensel'in eleman sayısı oldu. Peki o zaman şöyle söyleyebilir miyim? Bu da benim için çok önemlidir diyorum. Bu görseli de unutmuyorum. Sorularda hemen A ve A'nın tümleyeni gelirse hemen yapıştıracağım diyorum. Geçtim. Tümleyenin tümleyeni değilinin değili gibi bu da nedir? A'dır. Evrenselin tümleyeni nedir? Evrenselin tümleyeni. Evrenselden geri kalan ne? Hiçbir şey. O zaman bu da nedir? Boş kümedir dedim. Peki boş kümenin tümleyeni ne? Tabii ki de boş küme geri kalan her şey yani evrenselin kendisi olacaktır. Bunları basit gene söyledim. Geçtim. Demorgan. İşte geldi bizim Demorgan amca. Peki Demorgan amcamız ne demişti bize mantıkta? alayının değerini al demişti. Burada da aynısını yapacağım. A. A'nın tümleyeni. Birleşim. Hayır kesişim. B. B'nin tümleyeni. Geç. A. A'nın değili. A'nın değili değil tabi o mantık dedi. A'nın tümleyeni. Kesişim. Hayır. Birleşim. B. Hayır. B'nin tümleyeni dedim. Geçtim. Yine söylüyorum arkadaşlar. Sen bunu çok iyi biliyorsun. Ama şunu gördün mü bunu yapmam lazım. Çünkü tersten okuma çok önemli dedim geçtim. Hemen sorularımıza bakalım. A'nın tümleyeni. Ben ne dedim sana biraz önce? Tümleyen işinde koy elini kapat. A'yı kapattım. A'yı kapattım. Ne görüyorum arkadaşım dışarıda? A'nın tümleyeni. A'dan geri kalan her şey. Hemen bakıyorum. 4 var, 5 var, x var, y var, z var. Tamam. B'nin tümleyeni. B'yi kapattım. Şöyle zor oldu. Nasıl kapatacağımı şaşırdım. Şöyle kapattım B'yi. Geriye ne kaldı? 1 var, 2 var, 3 var. 1 2 3. Şurada X var. Tamam. Şurada Y var. Tamam. Şurada da Z var. Tamam dedim. Bunları yazdım. Şimdi altta bunlarla ilgili soru soruyor. Hemen bakıyorum. A'nın tümleyeni burası. B'nin tümleyeni burası. Birleştir diyor. Birleştirelim bakalım. 1 Bir var, 2 var. 3 var. X var. Y var. Z var. B'yi yazdım. B'nin tümleyenini. Birleştirdiğince hepsini yazıyordum. Geriye ne kaldı yukarıda? 4 var ve 5 var dedim. Bunu yazdım. Bir dakika. Benim aklıma bir şey geldi. Tersi birleşim değil. Tümleyeni özür dilerim. Tümleyeni birleşim. Tümleyeni. Aa bu şöyle değil miydi ya? A kesişim B'nin. Tümleyeni değil miydi bu? Evet. Hemen bakalım. A kesişim B'yi kapat. Geri kalan her şey. 1, 2, 3, 4, 5, X, Y, Z. 1, 2, 3, 4, 5, X, Y, Z. Evet. Demek ki bunu da böyle yapabilirim. Aklımda olsun demiştim. İster böyle bu sorudaki gibi yap. ister öyle yap. Hangisi işine gelirse. Ama böyle yapsan daha kısa olur. O hemen bakalım. A'nın tümleyeni Kesişim B'nin tümleyeni. Kesişimde ne yapacağım? Ortakları alacağım. X, Y, Z'ler ortak. Hemen aldım. Peki, bunu buradan okudun? Ya bana ilk başta bu soruyu sorsaydı, tümleyeni, tümleyeni kesişim. O zaman şöyle mi bu da? A birleşim B'nin tümleyeni. A birleşim B neresiydi arkadaşım? Burası. Kapattım hepsini. Kapattım bunları, sildim buradan, gittiler. Geriye ne kaldı? Yine X, Y, Z kaldı tersten okumak önemlidir. Hayat kurtarır arkadaşım dedim geçtim. Burada ne diyor? A, B, el evrenselin alt kümesi her zaman biliyoruz zaten yazılı sorusu. Canım öğretmenim bunu kesinlikle sorar demiyorum ama büyük ihtimal soracaktır. Dikkat et diyorum. Neye dikkat edeceğiz peki? Burada A var. Burada tümleyen var. B var. B'nin tümleyeni var. B var. Aa bir dakika. Benim çok iyi bilmem gereken bir tane kural vardı. Neydi? A ile A'nın tümleyeni birleşirse evrensel oluyordu. A ile A'nın tümleyeni birleşirse evrensel oluyordu. O zaman bunları nasıl bir araya getirebilirim? Tabii ki de taraf tarafa toplarım. Şunu hemen şuraya bir yapıştırayım. Burada ne var? S B'nin tümleyeni eşittir neymiş? 12'ymiş. Taraf tarafa topladım. Ne geldi buradan? S A'nın tümleyeni artı S A artı S B artı S B'nin tümleyeni eşittir 30 oldu arkadaşım. Peki ben biraz önce söylediğim gibi bunun evrensel kümenin eleman sayısı olduğunu bunun evrensel kümenin eleman sayısı olduğunu biliyorsam o zaman iki tane evrensel ne yapar bana? 30 yaparmış. O zaman 30 bir tane evrensel ne yapar? İki tarafı da sadeleştirdim kimle? 2 ile. O zaman E de ne oldu? 15 elemanlı oldu. Bana ne soruyordu? Evrenselin elemanını soruyordu. Yaptım. Farkındaysanız arkadaşlar, soruda ne sorduğunu okumadan geçtim. Çok hızlı bir şekilde bunları gördüm. Heyecana kapıldım. Elim ayağım titredi. Bir an önce yapmam lazım. Benim bildiğim bir şey var burada dedim ve hemen yaptım. Ve bunu soracağı da zaten kesin. Sen bir şeyi tersten okursan inan zaten onu soracağını hemen anlarsın dedim. Geçtim. Arkadaşlar fark işlemine geldim. Dördüncü ve son işlemimiz bu. A kümesinde olup B kümesinde olmayan elemanlar kümesine A fark A fark B denir. A fark B nasıl gösterilir arkadaşlar? Burada görüyorsun zaten ters slash slash diye bir tabir var biliyorsun böyle. O zaman burada ne oluyor? Ters slash A fark B. A'da olup B'de olmayan ya da farkı biliyorsunuz matematikte fark nedir? Çıkarmadır. A fark B diyebilirim. Şimdi çok dikkat edelim arkadaşlar. A kümesinde olacak, B'de olmayacak. Nasıl olabilir bu? Nasıl olabilir? A kümesinde olup B kümesinde olmayacak. A kümesi bunun tamamı mı? Peki ben ne istiyorum? B olmasın. O zaman şu kısım hiç olmasın diyorum değil mi? O zaman bu kısım hiç olmayacaksa benim elime ne geliyor? Sadece şu kısım geliyor. O zaman burayı siyahla gösterelim. Şu A'nın kesişimden ayrılmış kısmı nedir? A fark B'dir. Aynısını B'de yaparsam. Burası biraz karıştı ama sen siyahla gördüğünde anlarsın. A fark B'dir. Burası A fark B. Aynısını düşünürsem A B'de olacak. A'da olmayacak. B kısmı burası, ortak olan burası. O zaman şu kısımda nedir? B fark A'dır. Peki bunlar yer değiştirdiğinde aynı şeyi mi ifade ediyorlar? Hayır. Biri bu kısmı ifade ediyor, biri bu bu kısmı ifade ediyor. O zaman buradan ben bir çıkarım yaptım. A fark B eşit değildir B fark A'ya her zaman değişme özelliği vardı. Nerede? Birleşme ve kesişimde değişim vardı ama farkta böyle bir şey yok. Olamaz arkadaşım dedim. Geçtim. Peki burada gördüğümü bir de şurada okuyayım. A fark B. Bir tane eleman seçtim. A'da var. B'de yok. Bu nedir işte? A fark B'nin tanımıdır. İkisi aynı anda V özelliği. Biz buna bir de şöyle diyebiliriz. Bakın. Ortak olmayanlar ortak olmayanlar derim. Ve ortak olmayanlara nedir? Farkta ortak olmayanlar dedim. Ben burada bir de kendimce bir tabir söylüyorum arkadaşlar. Fark gördüğünüzde bu ne demek biliyor musun? Öz A sadece A. Bu ne biliyor musun? Öz B sadece B'dir dedim. Geçtim. Peki kümelerim ayrıksa iki küme ayrıksa biliyorsunuz kümeler en başta da söyledim. Ya kesişimleri vardır ya ayrıklardır ya da alt kümelerdir. Başka Dördüncü bir versiyon yok. Bu üçü var. Peki ayrık kümelerse o zaman A fark B nedir? A'da olacak B'de olmayacak. Ortak olmayanlar demiştik. zaten ortağı yok. O zaman bu nedir? A'nın kendisidir. Tıpkısının benzerinin aynısı nedir? B fark A'da o zaman B'dir dedim. Ayrıklarda hemen bu şekildedir diye gösterdim. Peki peki arkadaşım alt küme ise A A alt küme ise şekildeki gibi. Peki A'da olacak ama o iş o eleman B'de olmayacak. Düşünsene burada bir 5 diye bir eleman var. Tamam. Bu 5 A'da olacak ama bu 5 B'de olamayacak. Öyle bir dünya var mı? Öyle bir dünya yok. O zaman öyle bir dünya yok dedim. Dünyanın üstünü çizdim. Peki B fark A ne? B'de olacak A'da olmayacak. Yani A'dakiler iptal. A'dakiler iptal kim olacak o zaman? Sadece B'nin şu dıştaki kısmı olacak. Dıştaki kısmı olacak. Bunu nasıl gösterebilirim? Hiçbir türlü gösteremem. Sadece Venn şeması ile gösterebilirim. O yüzden buraya yazılacak bir şeyim yok. Ama göstergen bu. İzmir'in gevreği, ordunun simidi gibi böyle bir simit çıkıyor ortaya. O simide de ne diyorum ben? B fark A diyorum. Alt küme versiyonunda. Hemen bir ısınma yapalım bakalım. A kümesi net belli sayıları. B kümesine bakıyorum. Çift rakamlar. Çift rakamlar 0 2 4 6 8. Hemen hızlıca yazdım. A fark B. A'da olacak. 1 var mı? Var. Burada var mı? Yok. O zaman A fark B'yi hemen şuraya yazayım. A fark B A'da olacak 1 var. 2 İki, ikisinde de var. Ortak olmayanlardı. 4 ikisinde de var. Olmayacaktı. A ve B zaten rakam değil. Onlar harf. O zaman A fark B'yi hallettim. Peki B fark A'ya bakalım. B fark A'da ne olacak peki? Olay. Hemen baktım buraya. B'de olanlar 0 B'de var. A'da yok. 2 İki, ikisinde de var. 4 ikisinde de var. Peki 6 B'de var. 8 B'de var. A'da yok dedim. Isındım artık arkadaşım. Bunu da geçtikten sonra farkın özellikleri. Peki farkın özelliklerine bakalım. A'da olacak ve A'da olmayacak. Dünyanın en saçma cümlelerinden biri boş küme. A'da olup nasıl A'da olmayacak? Öyle bir eleman yok. A'da olacak E'de olmayacak. Cık, öyle bir dünya da yok. Bu, bunun alt kümesi arkadaşım. Biraz önce söyledik. Boş kümeydi. A'da olacak. Boş kümede olmayacak. Zaten boş. Zaten boş arkadaşım. Onda zaten ortak elemanı yok ki. O zaman hepsi A'dan gelecek. Boş kümede olacak ki kimse yok. A'da olmayacak. Öyle bir dünya yine yok dedim. Geçtim. Peki şuna bakalım. A fark A'nın tümleyeni. A'da olacak. A'nın tümleyeni dışarıdakilerde olmayacak. Zaten bu nedir? Bu zaten kendisidir arkadaşım. Neden? A'da olanlar dışında yoktur ki zaten. Dedim. Peki aynısı da bunun için mi geçerli? Bunlar birbirini tamamladıkları için o zaman A'da olan, A'nın tüm yerinde olan zaten A'da yoktur. O zaman bütün hepsini alabilirim. Peki evrensele bakalım. Şurada bir evrenselim olsun. İçinde de bir tane A olsun. Peki bu A'ya ben ne diyebilirim? Ne diyor? Evrenselde olacak A da olmayacak. A iptal. Peki A'nın dışı kaldı mı? Evet. O zaman buna da A'nın tümleyeni derim. Böyle bir şey gösterdik arkadaşlar. Biz A'nın A birleşim B'yi biliyorduk aslında. Neydi? S A artı S B eksi kesişimdi. Ama şimdi değişik bir gösterge yaptık. Nasıl bu? Şöyle düşünsene. Burası A burası B. Öz A burada. Öz B topladım. Geriye ne kaldı? Bir de bu arası. Bu arayı da toplarsam yine bana hepsini yazdığım bir birleşim çıkar mı ortaya? Çıkar. O zaman bazı sorularda da bu birleşimle ilgili şu ikisini verirse ben ne yapacağım? Hemen bu formüle sarılacağım. Bakalım hemen ne diyor? A birleşim B'nin A bunların hepsini söylemiş bize. Kümelerin alt kümelerin eleman sıra, sayıları sırasıyla bunlarmış. Peki arkadaşım hemen düşünelim. 4 alt kümelerde neyi gösteriyordu? 252. O zaman bunun eleman sayısı kaçmış? Bunun eleman sayısı 2'ymiş. Peki 32 neydi? 2 üzeri 5'ti. Bu kimin eleman sayısı? B fark A'nın eleman sayısı. Peki 256 nedir? 2 üzeri 5 32 ise 64, 128, 256. O zaman bu da nedir? 64, 128, 256. 2 üzeri 8'dir dedim. O zaman neymiş? A birleşim B de 8'miş. Bana neyi soruyordu? Kesişimi. Farklar var mı? Var. Farklı formül neydi? Hemen yazıyorum. S A birleşim B eşittir. S öz A artı öz B B farka. Bir de arada boşluk kalıyordu. Kalmaması lazımdı. A kesişim B idi. O zaman hemen buna bakalım. Bu neydi? 2 artı bu neydi? 5 artı. Kesişimi zaten soruyor. Bu zaten kalsın benim elimde. Bunu sorduğu için A kesişim B. Peki S birleşim neydi? 8'di O zaman bakıyorum. 2, 5, 7. 7'yi neyle toplarsam 1 eder. Özür dilerim. 7'yi neyle toplarsam 8 eder. Kafa zehir olduğu için önden gidiyor elden önce. O yüzden burası ne olacak? 1 olacak. Dedim. Bunu da geçtikten sonra... Son sorulara geliyoruz arkadaşlar. Yaklaştık. Yazılı sorusu geldi bir tane daha. Bunlar arkadaşlar yazılıda çıkacak sorular. Hemen bakıyorum. Ne diyor burada? Bana birleşimi vermiş, kesişimi vermiş, birbirlerinin farkları vermiş. Şu görünce ne yapıyorduk burayı? Hemen buraya 3K, hemen buraya 2K diyordum. Kesişimleri de vermiş. Hemen burada şekli çiziyorum arkadaşlar. Şekli bir çizeyim. Şu A kümesi, şu B kümesi Burası 3K'ymış. Burası 2K'ymış. Öz B 3 2K öz A 3K'ymış dedim. Kesişimleri de hemen kondurdum. Birleşimi de bana ne diyor? Birleşimde 30'muş. Birleşim neydi? Hepsiydi. O zaman 30 eşittir. 3K artı 5 artı 2K mıdır? Evet. 3K 2K daha 5K'dır. Peki buradaki 5 karşıya eksi olarak mı geçer? Evet. O zaman bunlar birbirini götürdü mü? Evet. K eşittir. O zaman ne oldu? 5 oldu. Peki soru neydi? S A'yı soruyor. S A nedir? 3K artı 5. 3K artı 5. 5 kere 3 15. 5 ile toplarsam 20. SB neydi? 2K artı 5. O zaman bunları da toplarsam 2 kere 5 10. 5 toplarsam 15 oldu. Bu yazılı sorusunda yaptım. Bir tane daha yazılı sorusu geliyor ve buradan sonra neredeyse bitirdik arkadaşlar. Evrensel kümem 27. Bu ne arkadaşım? Tümleyenler kesişmiş. Burada bunlar var, farklar var. Allah'ım sana geliyorum. Bunlar ne ya? Bunlar ne? Demiyorum. Çünkü Tonguç'u izledim. Ben bunun hepsini yaparım diyeceksin. Bundan sonra yapacaksın. Bakıyorum hemen. 3 var, 2 var, 6 var. Bunların ortak katı kaç arkadaşım? 6. O zaman ben buraya ne diyeyim? Ben buraya 3K diyeyim. Ben buraya 2K diyeyim. Ben buraya ne diyeyim? K diyeyim. Şimdi bunları bir çizelim. Bunları vermiş zaten. Bu arada ben şunu da biliyorum. Burası neydi? S A birleşim B'nin tümleyeni de 3'müş. Bana çünkü bu demorgandı. Demiştik her şeyi tersten hatırlamam lazım diye. Bunun da 3 olduğunu gördüm. O zaman arkadaşım bir evrensel çizdim ben. A var, B var. Şu A kümesi, şu B kümesi. Burası da evrensel. O zaman bakalım, 27 bu zaten tamamı. Şunları yazalım. İlk önce kimi yazıyordum ben? Kesişimi. Kesişim şimdi kaçmış? 3 kaymış. Öz B neymiş? 2 kaymış. A kesişim B'nin tümleyeni. B'nin tümleyeni burası. B'nin tümleyeni bunu kapattığımdaki her şey A ile kesiştirirsem sadece şurası kalır. Bunun dışı ve burasıydı. Kesişimleri o zaman burası olacak. Peki birleşimin tümleyeni. Birleşimi yazdım. Tümleyeni de 3'tü. O zaman dışarıda da 1, 3 varmış dedim. O zaman devam edelim. K, 3K, 2K toplamı kaç etti? Buranın evrensel kümeme bakarsam evrensel eşittir. Burada 6K var. Bir de dışarıda 3 var. Evrenselim 27 idi. 27'den dolayı ne oldu? 6K artı 3 27 oldu. Hemen bunu buraya bunu buraya attım. O zaman burası ne oldu? 24 eşittir 6K. K ne oldu? 4 geldi. K 4 geldiyse hemen yine bana bir e, cıdık bir işlem var burada. Bu işleme bakarsak ne oluyor? Evrensel fark A'nın tümleyeni. A'nın tümleyenini kapattım. Evrenselde olacak. A'nın tümleyeninde olmayacak. Bu neydi arkadaşlar? A'nın kendisi değil miydi? Evet A'nın kendisi. Neden? Bir daha söyleyelim. Evrenselde olacak. A'nın tümleyeninde olmayacak. A'nın tümleyeni dışıydı. Orada olmayacak. Evrenselde olacak. O zaman A'nın kendisi. Burası da 4K dedim. Bu çok güzel bir kısım oldu. Burayı görmen iyi oldu. 4K'yı soruyormuş bana. 4 kere 4 16 dedim ve bunu da geçtim. Evet konunun başından beri söylediğim bir şey var. O da nedir? Kümeler mantığa benziyor. Mantığa benziyor. Mantığa benziyor. Nasıl benziyor arkadaşım? P ve P'nin değili mantıkta neydi? Sıfırdı. Peki bir küme tümleniğini kesişim neydi? Boş kümeydi. Veya da ikisi birlikte neydi? İkisi birlikte veya da 1 ve sıfır. O zaman kesinlikle birdi. Peki bir küme kümeyle tümleyenini birleştirirsem neydi? Evrensel. Veya da bir tane bir varsa yeterli miydi? Evet. Evrenselle bir küme birleşirse evrensel oluyor muydu? Evet. Tek kuvvet özelliği var mıydı mantıkta? Vardı. Kümede tek kuvvet özelliği var mıydı? Vardı. Peki V'de varsa V'de da vardı. O zaman bu da P. Peki kesişimler nedir? Kesişimlerde yine A kesişimi tek kuvvet özelliğinden böyleydi. Peki Demorgan var mıydı? Vardı. Neydi o? P'nin değili veya Q'nun değiliydi. Ve de buraya bakıyorum. Burada da A kesişim B. A'nın tümleyeni birleşim B'nin tümleyeniydi. Gördüğün gibi mantık konusunda ne varsa kümelerde de aynısı vardı. O zaman Kümeler ile mantık ilişkisi sembolik olarak birbirine benziyor mu? Benziyor. 0 kime benziyor? Boş kümeye benziyor. Bir kime benziyor? Evrensele benziyor. V kime benziyor? V kime benziyor? Kesişime benziyor. Bak V ve kesişim. Veya kime benziyor? Birleşime benziyor. Denklik kime benziyor? Eşittire benziyor. P'nin değili kime benziyor? A'nın tümlenine benziyor dedim ve aralarındaki ilişkiyi gösterdim. Şu model soruyla sıra sende var. Hemen onlara bakıyorum. Sembolik mantıkla göster. A kümesi P olsun. B kümesi Q olsun. O zaman sadece yapacağın şey şu. P'nin değili birleşim veya B neydi? Q'ydu. Kesişim. Kesişim neydi? V'ydi. A neydi? P'ydi. Kesişim neydi? V B'nin tümleyeni o zaman Q'nun değildi. Sembolik mantık olarak göster demişti. Gösterdim bitti. Bunu sana bu yolu çözüp cevabın ne olduğunu sorarsa sen A bulduysan şey, özür dilerim sen buradan P bulduysan cevap A'dır diyeceksin. Q bulduysan cevap B'dir. Boş küme bulduysan Özür dilerim. Sıfır bulduysan boş kümedir. Bir bulduysan evrenseldir diye yapıştırırsın. Uzatmıyorum. Bu kısımları zaten sen mantıkta çok iyi biliyorsun. Sıra sende arkadaşım. Çok kolay. Yine aynı mantık. A, P olsun. P birleşim veya B Q değili. Kesişim neydi? V idi. O zaman burada ne var? A var. A'nın tümleyeni. P'nin tümleyeni. Burada ne var? Bakıyorum. Kesişim var. Kesişim neydi? V'ydi. B var. B'de Q'ydu. Sembolik mantık olarak yazdım. Bitti. Bütün konu bitti arkadaşlar. İşlemler kısmını bomba gibi yaptık. Hiçbir eksik sorumuz kalmadı. Her şey süper oldu. Videonun sonuna geldik ve tabii ki karşınızda ödüllü soru. Cevapları yoruma bırakmayı unutmayın. Hepinize kolay gelsin. Görüşürüz.